TV'den ekranlarına Sağlık Vakti programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün konuğum Özel Medinova Hastanesi Operatör Göz Hekimi Retina Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Hakkı Özgür Konya bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk Azal Hanım. Nasılsınız? Ben iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim, ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben sizi tanıyorum ama isterseniz tabii, başka izlemeyen izleyicilerimiz varsa sizi tanısınlar. Tabii. Kendinizden biraz bahsedin. Ben Özgür Konya, Aydın Didimliyim. Liseyi Aydın'da okudum. Sonrasında üniversiteyi Ege Üniversitesi'nde okuduktan sonra İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde göz hastalıkları uzmanlığımı aldım. Sonrasında da retina yan dalımı Ankara Ulucanlar Göz Hastanesi'nde tamamladım. Zorunlu hizmetlerimi bitirdikten sonra, devlet hizmetimi de tamamladıktan sonra memleketime ve Medinova'ya geri döndüm. Burada çalışıyorum şu anda. Çok güzel. Görüşmeyeli nasılsınız hocam? Neler yapıyorsunuz? Teşekkür İşleriniz ederim. İyidir inşallah. Çok şükür. İyiyiz. Keyiflerimiz yerinde, sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Çalışıyoruz. Kimi zaman yoğun bir tempoda, kimi zaman havalara bağlı, işlere bağlı olarak biraz sakin geçtiğimiz de oluyor ama genel olarak güzel bir şekilde ilerliyoruz. Sağlığımız yerinde olduktan sonra gerisi evet, hallolur diyelim. Aynen. Yaptığınız güzel operasyonlardan bize biraz bahsetseniz, tabii, göz estetiği, göz çevresi estetiklerini anlatsanız bize ve izleyicilerimize. Tabii. Göz çevresi estetiği özellikle artık güneş ışığının çok fazla maruz kalmamızla, aydının hem çok güneşli ve çok sıcak bir yer olması tabii buna bir etken olmakla birlikte işte ozon tabakasındaki değişimler, güneşteki patlamaların yüksek olmasıyla göz çevresindeki kırışıkları, göz tümör yani göz kapağında oluşan tümörleri daha çok görebilmekteyiz artık. Ve ayrıca insanlarımızın yaşam süresi uzadığı için göz çevresinde bazı oluşan deri sarkmaları, işte kolesterol birikimleri veyahut da oluşmuş olan çukurluklar, yağ fıtıklaşmaları gibi görüntüyü bozan kendilerine karşı kendilerine aynada baktıklarında daha genç, daha simetrik görüntü arayan insanlarımıza uyguladığımız işlemler oluyor. Üst kapaklarımızı girebiliyoruz, kaşlarımızı kaldırabiliyoruz, gözaltı torbalarımızı alabiliyoruz. Bunlar daha çok estetik olanlar. Göz kapağında oluşan lezyonları, tümörleri de tabii ki incelemeye yollamak için iyi huylu mu, kötü huylu mu diye özel tekniklerle çıkarıyoruz. Bunların hepsine toplamda bizim kendi aramızda tıp dilinde blefaroplasti yani kapak estetiği, kapak plastik işlemleri deniyor. Bunları en çok gelen konu göz doktoru mu yapıyor, plastik cerrahi mi yapıyor gibi insanlarımızın kafası karışabiliyor. Biz de yapıyoruz. Plastik cerrah da yapabilir. Önemli olan burada kişinin muayeneye geldiğinde karşısındaki hekiminden elektrik alması, güvenmesi ve birlikte yapılacak olan prosedüre uyum sağlamak. Peki bu yaptığınız güzellik üzerine olan estetikleri biraz açsanız nasıl bir işlem uygulanıyor izleyicilerimizle buradan bilgilenmiş olsun. Hastalarımızın isteğine yönelik nasıl bir göz istediğini anlıyoruz önce. Bu ön muayenede oluyor. Üst kapaktaki sarkması olan kişiler bazen o sarkıklığın tamamen alınmasını, kaşların yukarı kalkmasını ve halk arasında artık badem göz, fox eye olarak bilinen böyle gözün dış kısmının şu şekilde daha çekik olmasını istiyor. Aynı ameliyatın içerisine planlanan kalıcı veyahut da geçici çözümlerle bunları ayarlıyoruz. Hasta 2 yıl gibi bir süre kullanmak istiyorum, sonrasında değişim isteyebilirim diyorsa bunu Fransız askısı tarzındaki asıcı iplerle yapıyoruz. Yok tamamen kalsın istiyorum, hep böyle kalsın istiyorum diyorsa cerrahi içinde üst kapak estetiğini, sarkan derileri alıp oradaki fıtıklaşmış yağları alırken aynı zamanda gözü de bir miktar yukarıya çekiyoruz kaşla birlikte. Bunların hepsi lokal anestezi altında olan işlemler bizim için. Hastamız geliyor, verdiğimiz saatte küçük bir iğne ile uyuşturmayı sağlıyoruz. Sonrasında kendisi dokunmalarımızı hissediyor ama herhangi bir ağrı hissetmeden prosedürlerini tamamlıyoruz. Genelde birkaç gün bir morluk olabiliyor hastamızda, hastalarımızda. Ama ertesi gün isterlerse işe başlayabilirler. Herhangi bir problem yaşamazlar. Ama
Çok sürekli göz önünde işleri varsa muhasebe gibi, işte esnaf gibi veya bankacı gibi sürekli insanlarla temas halinde olan insanların da bir 2-3 gün morlukların geçmesi için ara verebilirler işlerine. Sonrasında rutin işlerine, günlük hayatlarına devam edebilirler. Peki bu işlemlerden önce hastalardan istediğiniz bir ön hazırlık dönemi var mı? Veya tabii, yapmayı istemediğiniz hasta kriterleriniz var mı? Hani zarar olabileceğini düşündüğünüz tabii bu işlemlerin? Yani daha önce mükerrer işlem yaparken, yani daha önce olmuş hastalarda bu işlemleri yaparken çok dikkat etmek gerekir. Çünkü anatomik yapılar değişmiş oluyor. Onlarda ayarlama bazen daha zor olabiliyor. Göz kapağının açık kalması veyahut da yeterli miktar almamaya bağlı, açık kalmasın diye yeterli miktar almamaya bağlı olarak hastanın isteği karşılanmamış olabiliyor. Onlara çok dikkat etmek gerekiyor. Bir de bu ameliyat öncesi hazırlık aşamalarında özellikle kan sulandırıcı kullanan hastalarımız bizim için önemli oluyor. Çünkü herhangi bir sıkıntı olmasa da ameliyatın içerisinde o kanama kontrolünü sağlayamıyoruz. Morluklar daha çok oluyor. İşlem biraz daha ağrılı oluyor onlar için. Bunun için en azından 3-4 gün önceden kan sulandırıcı kullanılıyorsa kesilmesini öneriyoruz. Ama onun dışında bizi engelleyen bir durum olmuyor. Çok güzel. Peki bu işlemler için belirlediğiniz bir yaş sınırınız var mı? Hani bu yaşta yapılırsa daha iyi veya bu yaşta yapılanları tavsiye etmiyoruz gibi bir yaş sınırımız söz konusu mu? Tabii bu ihtiyaca bağlı bir şey. Genel olarak estetik olarak düşündüğümüzde 18 yaşının altındaki bireylere bunu önermiyoruz. Çünkü onların yapısı, cilt yapısı, kolajen yapısı, cilt altı bağ dokularının esnekliği ve yenilenmesi çok güzel olduğu için onlarda herhangi bir işlem yapmayı önermiyoruz. Daha gençleşmeye ihtiyaçları yok veyahut da daha yenilemeye bu dokulara ihtiyaç yok. Ama tabii 18 yaşın altında göz kapağı düşüklüğü olan, görmesini engelleyen bir çocuğumuza veyahut da genç bireye bunu uygulayabiliriz. O zaman daha çok bizi görsel değil fonksiyonel özellikler. Estetikten ziyade işlevsel olarak kullanılmasını daha uygun hale getirmeyi düşünüyorsunuz. Evet. Ama 18-20 yaş sonrasında eğer ki dokuları çok kuruysa veya çok elastik bireyler olabiliyor veya doku fazlalığı olan kilolu olup aşırı kilo veren bireylerde cilt veya derilerde biraz esneme olabiliyor. Onlar da uygulayabiliyoruz bu işlemleri. Bir üst sınırımız yok. Çünkü neden yok? 80 yaşındaki bir insan da görmeyi, karşıya rahat bakmayı, kaşlarını açmadan bakmayı, bu şekilde yürümeyi hak ediyor. Eşarpla, bantla, göz kapaklarını alnına sabitlemeye çalışan hastalarımızı gördük. Onları ameliyat ettik. Gerçekten çok mutlu oluyorlar. Yaparken belki çok fark etmiyorlar onların bunun onları zorladığını, çok rahatsız ettiğini asmaya çalıştıklarında. Fakat ameliyat sonrasında o yapmamak, bu kendilerini zorlamamak onlar için çok büyük bir yaşam konforu oluyor. Kesinlikle. Bu estetik algısı üzerine konuşmak istiyorum biraz da. Güzelleşme konusunda size başvuran hastalarınız kadınlar mı daha ağırlıkta hocam, yoksa erkekler de artık biraz daha bu işin içine girmiş durumda mı? Tabii erkekler de bu işin içerisine girmiş durumdalar. Eskiden erkeklerin bakım yapması biraz daha hani nahoş karşılanırken toplum arasında, artık bunları açtık. Her birey kendisinin öz bakımını daha iyi bir şekilde yapıyor. Ama tabii ki kadınlarımız bu konuda çok daha öndeler erkeklerimizden. Kadınlar daha iddialıdır her zaman. Tabii severler ki iddiayı. Bir de kadınlarımızın gerçekten ağrı eşiği erkeklere göre çok yüksek. Yani gerçekten erkeklerin böyle ağrıyı kaldırması, bu işlemlerin yapılması gibi işlemlerde çok daha fazla ağrıya cevap verdiklerini görüyoruz. Mesela örnek olarak vermek gerekirse tüm yüzün mezoterapisi, yani cildin yenilenmesi için yaptığımız işlemlerde veya botoksta veya ameliyat sırasında kadın hastalarımızın çok rahat bir şekilde durduğunu, çünkü onlarla konuşuyoruz, nasılsınız, iyi misiniz, ağrınız var mı, yok devam edin, çok rahatsız falan tarzında devam ederken erkeklerde
ay o acıdı, tamam duralım, biraz ara verelim tarzında. Erkeklerde biraz daha ağrı eşiğinin düşük olduğunu söyleyebilirim. Kadınlarımız çok daha dayanıklı. Oran olarak da bu işlerde kadınlarımız daha çok, erkeklerimiz de ama eskisi gibi sıfır değil, oldukça yüklü miktarda bir hasta sayımız var. Aynen, erkekler güzel. İçerisinde de. Bu kadınların dayanıklılık gücünün artmasını, ben çoğu kadınımız anne olmuş durumda, hı-hı, ve doğum sancılarına katlanan, evet, insanlar, o acılar onlara çok ufak gelir hocam. O yüzdendir diye tahmin ediyorum. Muhtemel bunun da etkisi vardır ama kadınlar erkeklerden daha üstün varlıklar gibi düşünüyorum ben. Teşekkür ederim bunu düşünen bir beyefendiyle yayın yapmak benim için bir şeref diyeyim o zaman. Peki bu gözaltımızda oluşan morarmaları nasıl yok edebiliriz hocam? Diyelim ki yorgunluktan, kansızlıktan, evet, veya herhangi genetik geçişli bir gözaltında kararmalarımız var, morluklarımız var. Bunları nasıl yok ederiz? Bu dokularımızın işte incelmesiyle birlikte cilt altımızdaki damarların daha görünür olması ve elastikiyetini kaybetmesine bağlı olarak oluşuyor. Buralara uyguladığımız çeşitli yöntemler var. İlk önce hastalarımıza mezoterapi uyguluyoruz. Bu mezoterapinin içerisinde çeşitli mineral, vitamin ve polipeptit dediğimiz bizim protein benzeri ama canlandırmaya, oradaki dokuları canlandırmaya yarayan bazı moleküller oluyor. Onları veriyoruz. Orada o doku arası harç diyebileceğimiz ekstraselüler matrix dediğimiz yapıyı canlandırıyor ve kuvvetlendiriyor. Çok genç bireylerde 20 yaş sonrasında, 25 yaş sonrasında veyahut da çok yoğun bir güneş maruziyeti olmuş olan bir yaz sonrasında bunları yapılmasını öneriyoruz. Fakat daha ilerleyen yaşlarda artık dokumuzun cevabı yeterli olmuyor. Bu hastalarımıza dolgu malzemeleri, evet, veyahut da biyolojik çekme, biyolojik lifting denilen ürünlerle dolgu olmayan ama mezoterapi dediğimiz o polipeptitlerden daha yoğun olan moleküllerle canlandırma veyahut da yine Fransız veyahut da askısı denilen veyahut da örümcek ağı denilen yardımcı malzemelerle buradaki morlukları, çökmeleri ve kırışıklıkları açabiliyoruz. Peki bu mezoterapinin veya diğer işlemlerimizin bizde kalıcılığı ne kadar olur? Mezoterapi biraz daha hafif bir yöntem. Onun yılda en az 4-5 kez yapılmasını öneriyoruz. Mezoterapide olan işlem cildi canlandırmaya çalıştığımız polipeptitler olduğu için yüzümüze yaptıktan sonra hemen bir yumuşama, parıldama, nemlenme geliyor. Ama bunun etkisi yine sizin o ekstraseller matrix dediğimiz harç malzemesinin cevap verme yeteneğine bağlı. Ne kadar bu doku sağlıklıysa, ne kadar iyi bakmışsak, ne kadar gençsek o kadar daha az ihtiyacımız oluyor. Bunların tersi ne kadar fazlaysa o kadar fazlaya ihtiyacımız oluyor. Bu lifting dediğimiz, biyolojik lifting dediğimiz ürünleri ise 0-1-12 şeklinde uyguluyoruz. Yani ilk başta yapıyoruz, bir ay sonra yapıyoruz, sonra birinci yılda yapıyoruz. Bunun cilt korumasını, cildi asmasını, cildi nemlendirip ve çekmesinin bu üç işlem sonrasında bir yıl sürdüğünü gösteren yayınlarımız var. Benim de hakeza kendi deneyimlerimden 8-9 ayı rahat çıkardığını söyleyebilirim genç hastalarımda. Biraz daha yaş ilerleyince bu 6 aya kadar gerileyebiliyor. Ama 6 ayda bir yaptığımızda yine topluyor. Diğer bir basamağımız dolgu oluyor. Dolguda kullandığımız özel maddelerle cilt altını o artık olmayan, yenilenmeyen ekstraselüler matrix dediğimizin yapay olarak biz içeriye, evet, eklemiş oluyoruz. Bunların kalıcılık süresi minimum 8 ay oluyor. Ama son çalışmalarda 2 yıla kadar uzadığı gösterildi. Ondan dolayı bu dolgu işlemi uyguladığımızda ben hastalara dolguyu minimal şekilde uygulamak ve tekrarlayan şekilde yapmayı en az 1-1,5 yıl olarak öneriyorum. Süremiz de uzamış bulunuyor bu süre. Evet. Çünkü tekrar yapılanda daha az miktarda ve daha uzun sürede yapıyoruz. Çünkü orada dediğim gibi o elemanlar, harç malzemesi azaldığı gibi onları yok eden
hücreler de azalıyor. Evet. Dokuda kalınması daha artıyor. Minimal miktarda şekil vermek gerekiyor. Cerrahi işlemlerde en uzun ömürlü olanları oluyor. Genelde cilt yapımızın çok gevşemesine veyahut da çok salması gerekiyor. Cerrahi işlemlerimizin kalıcılık süresi 2 yılla 10 yıla kadar değişiyor. Çok güzel. Peki bu işlemleri uygulayan bir hasta işlemlerden sonra hayatında bazı şeyleri değiştirmemi veya dikkat etmesi gereken kriterler var mı? Tabii. Kalıcılığının daha uzun olması için. Tabii, yani biz bunlarda en önemli şey güneş ışığı. Mutlak güneş ışığından korunmayı öneriyoruz. Güneş kremi, özellikle güneş koruyucu kremlerini her gün yaz kış sürmelerini öneriyoruz. Gün içerisinde 2-3 kez tekrar uygulamalarını öneriyoruz. Karşılaştığımız en iyi ciltler Güney Kore, Japonya gibi uzak doğulu insanlarda. Evet. Çünkü onlar inanılmaz şekilde kendilerini güneşten koruyorlar. Sürekli güneş kremlerini kullanıyorlar. Kaliteli ciltlere sahipler. Tabii ki bunları yapmak bazı sağlık problemlerine neden olabilir ama cilt anlamında cildin yaşlanmasındaki en önemli faktörler güneş ışığı ve sigara. Biz hastalarımıza kesinlikle güneşe çıkmayın demiyoruz ama cildinizi nemlendirin, güneş kremlerinizi sürün diyoruz ve asla sigara içmelerini önermiyoruz. En önemli yapabilecekleri bunlar. Peki bunlar zarar olanlar, bir cilde faydalı olan besinler var mıdır? Hani bunu yersek cildimiz daha parlak veya daha genç görünür, tabii, daha sık olur diyebiliriz. Sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Cildimiz artık kendimizin metabolik yansımamız olarak değerlendiriliyor. Cildimizin iyi olması için bol sıvı tüketmeliyiz. Sporumuzu yapıp terlemeliyiz ki o gözeneklerimiz açılsın. Temizliğini yapmalıyız ve dengeli beslenmeliyiz. Evet. En önemlisi, tek düze beslenip bir yere eksik bırakırsak illa cildimizde de başka dokularımızda da problemler olacaktır. Ama bizim önerdiğimiz özellikle yeşillik, beta karoten, magnezyum, mineral içeriği, kalsiyum, magnezyum, çinko gibi mineral içeriği yüksek yiyeceklerin daha sık tutulması ve cildin bakımına özen gösterilmesi, özellikle C vitamini gibi, retinol gibi, A vitamini türevi kremlerle ve yağlarla cilde bakım önemli olmakta. Evet, bunlar sizin estetik üzerine uzmanlaştığınız, aldığımız bilgiler. Ben sizden bir de bu göz kapak düşüklüğünün, biraz önce bahsetmiştik ya, gerekli ameliyatları oluyor. Hı-hı. Bu ameliyatları yaparken nasıl bir işlem uyguluyoruz? Tekrar oraya dönsek, bu bazen tabii gözümüzde çıkan tümörler dedik, arpacıklar, hı-hı, falan oluyor. Hı-hı. Bu işlemlerden biraz bahsetmek. Tabii hepsine yaklaşım farklı oluyor. İyi huylu olduğunda genelde sınırları ve göz anatomisini, kapak anatomisini veya gözün bütünlüğünü bozmadan işlemler yapmaya çalışıyoruz. Bu işlemlerde tam sınırdan çıkarma şeklinde oluyor. Serbest kenarda mı yoksa kapağın içinde mi, yani serbest kenardan uzak mı demek istedim. Hı hı. Ona göre bir yaklaşımımız oluyor. Fakat büyük ülsere, yani yara gibi açılmış olanlarda veya görüntüsü bize kanser veya kanser türevini düşündürecek olanlarda geniş çapta çıkarmamız gerekiyor. Bu da tabii prosedürü genişletiyor. Kozmetik olarak minimal şekil bozukluğu yaratmaya çalışsak da şekil problemleri ortaya çıkabiliyor kapak yapılarında. Ayrıca bir de gözün bu yuvarlak kısmının, hı hı, halk arasında gözün topu denilen bizim bulbus dediğimiz kısmının da tümörleri olabiliyor. Bu tümörler açısından hastanın görüntülemesi bizim için önemli oluyor. Bazı çok agresif, çok vahşi tümörler oluyor. Onlarda tüm gözün alınması bile gerekebiliyor ama bunlar çok nadir gördüğümüz tümörlerdir. Genel olarak tümörlerimize radyoaktif göz üzerinde, hı hı, gözün kendisinde olan tümörlerde radyoaktif plak dikiyoruz gözümüzün, yani göz topunun üzerine. Dokunun, kanserli dokunun olduğu alana, gözün içerisinde cerrahi uygulayıp retina ameliyatı uygulayıp silikon dolduruyoruz ki silikonun etkisiyle o radyasyon görme sinirini veya görme noktasını da etkilemesin veya gözü tamamen kör etmesin diye. Plağı çıkardıktan sonra yaklaşık bir hafta 10 gün veya bir ay sonra da silikonu gözden boşaltıyoruz.
Peki bu tümörler neden oluşur? Bu tümörlerin en sık sebebi genetik yapımızdır, güneştir ve de başka dokularımızda bulunan örnek olarak akciğer gibi deride olan melanom dediğimiz vahşi tümörlerin göze metastaz yapması nedeniyle olmaktadır. Bu bazen kolayca rastlanabilirken bazen sadece rutin muayenelerde algılayabiliyoruz. Onun için rutin yıllık muayenelerimizi öneriyoruz ama hani birebir şundan dolayı olmuştur ve herkes de bundan dolayı oluyordur dememiz imkansız. Ama en sık gördüğümüz grup metastaz olan, yani başka bir yerinde tümörü olup sıçrayan gruptur. Vücut bütünsel olarak ele aldığımızda demek ki diğer organlarında göz üzerinde böyle etkileri olabiliyor. Olabiliyor. Peki hocam, bunu bir hasta gözünde tümör olduğunu, görme bozukluğu, ağrı veya hangi belirtilerle fark edebilir? Hiçbir şekilde fark etmeyebilir. Veyahut da bu dediğinizin hepsi de olabilir. Hem sinsi olabiliyor hem de belirgin olabiliyor. Evet, belirgin olabiliyor. Çok hızlı ilerleyenler, gözün arkasında olanlar gözün hareket etmesini engelleyecektir. Gözün öne doğru ilerlemesine neden olacaktır. Çift görme yapabilir, gözün ağrıması, kızarması gibi problemler oluşturabilir. Ama hiçbir şey olmadan da rutin muayenede karşılaşabilir. Özellikle 5 yaş altındaki çocuklarda bu göz muayenesi bu açıdan önemli oluyor. Çünkü onlarda doğuştan olabiliyor, yavaş bir büyüme gösteriyor bu tümörler. Onun için geç fark edilebiliyor. Anladım. Ne kadar erken tanı, o kadar erken tedavi olasılığımız var. Ne kadar erken bulursak, ne kadar erken görülebilir düzeye gelir ise o kadar çabuk müdahale edip gözü ve göz çevresi dokuyu koruyabiliriz. Peki bu sizin alanınız retina cerrahisi diye biraz önce bahsettim. Bu retina yırtılmaları da bu tümörlerden mi kaynaklanıyor yoksa o ayrı bir olay mı? Apayrı bir konu bu retina cerrahileri. Retina yırtıkları gözümüzün içerisinde aynı yumurtanın içerisinde olan, bunu anlaşılması kolay olsun diye bu şekilde anlatıyorum. Yumurtanın beyazının yapısında glikozaminoglikan dediğimiz jelimsi bir sıvı mevcut. Bu jelimsi sıvı güneş, sigara, yağış, travmaya bağlı olarak veya herhangi bir sebep olmadan gözün içerisinde bozulmaya ve mukavemetini, dayanıklılığını, direncini yitirmeye başlıyor. Gözümüzün içerisinde top görmeler, ufak ufak böyle lif tarzında uçuşan şeyler oluyor bazen, evet. Cisimler veya sinek uçuşmaları gibi şeyler bu sıvının bize bozulduğunu gösteriyor. Ama her zaman da bunlar oldu diye gözümüzün retinamızda yırtık olacak diye bir durum yok. Ama bu sıvının bu şekilde bozulması ve retinaya yapışık olduğu alanlardan ayrılırken oralarda yırtık oluşturması sonrasında retinamızın içerisine, o yırtıktan içerisine o sıvının girip beslendiği, yattığı yataktan, damar yatağından ayırması ile birlikte gözümüzün görme yeteneği kayboluyor. Işık alma yeteneği bozuluyor. O zaman işte biz o sıvıyı temizleyip, o yapışkan sıvıyı temizleyip sonrasında o yırtılmış retinayı yerine yatırıp o yırtık alanına lazer uyguluyoruz. Gözün içerisine de gaz, benim tercihim olarak yapabiliyorsam tabii ki gazla, yapamıyorsak silikon gibi materyaller kullanarak retinayı yerinde tutmaya çalışıyoruz. Peki bunu hasta size geldiğinde nasıl bir uygulamayla tanı koyuyorsunuz? Yani hani bu gözün o sıvısının kaybolduğunu fark etmek de büyük bir meziyet sanırım ama bunun kaybolması demeyelim de bozulması diyelim. Biz mikroskoba oturttuğumuzda tam bir muayene yapıyoruz. Gözün kirpikleri, göz yapısı, gözün korneası, merceği ve sonrasında gözün arkası, retinasına geçiyoruz. Bu görebildiğimiz bir yapı. Eğer ki bu doku sağlam ve hiçbir şekilde bozulmamışsa berrak bir şekilde görüyoruz. Çok gözün retinasını parlak bir şekilde görüyoruz. Fakat bu doku bozulduysa aynı ilk baktığımızda lensin arkasında bu lif gibi olan küçük tanelerin geçtiğini veyahut da o büyük taneleri veyahut da o sinek olarak adlandırılan gölgenin aslını biz görebiliyoruz muayene esnasında. Normal bir göz muayenesinde de tespit edilebiliyor yani. Evet, doğrudur. Sonrasında ama yırtık varsa zaten kişiler daha çok görmelerinin bir anda kaybolduğunu, düştüğünü,
işte şu tarihten itibaren bir gölge gibi bir şeyin geldiğini, sonra bütün gözü kapladığını ve artık göremediğini söylüyor bize. Genel şikayetler böyle oluyor. Ama o olduğu zaman tabii durum yırtık ilerlemiş oluyor. Genel olarak ilk karartıyı gördüğümüz şu üst dışta görmüyorum, altta görmüyorum, üstte görmüyorum gibi lokal, yani her tarafta değil, belli bir alanda olan görmeme varsa bu yırtığın olduğunu ve bize artık göstermemiz gerektiğini, bir problemi olduğunu en büyük göstergesi. Bunda bir yaş sınırlaması yok sanırım. Tabii ki. Hani her yaştaki bir insanın başına gelebiliyor. Olabilir. 9 yaşındaki bir çocuk sokakta top oynarken gözüne top geldiğinde olabilir. İşte genç bir birey mangal yakarken mangalda patlayan kömür olabilir. İşte odun kırarken yaşlı bir amcamızın gözüne odun çarpabilir. Veyahut da hiçbir şey yapmazken, otururken bu sıvının bozulmasına bağlı yırtıklar oluşabilir. Peki retina kanaması diye bir şey var sanırım bir de. Tabii. O bundan farklı bir olay mı? Tabii. Retina kanaması, retinamızın içerisindeki damarlardan şeker hastalığına bağlı olarak oluşan kötü damarlardan sızdırma şeklinde veyahut da ileri şeker hastalarında oluşmuş zarlardan, anormal retinayı çeken, kaldıran, yırtan zarlardan oluşan kanama olabilir. Veyahut da sarı nokta hastalığı dediğimiz 50 yaş üstünde çok daha sık gördüğümüz görme merkezimiz olan sarı noktayı tutan bir hastalıkta üreyen, çoğalan anormal damarların kanamasına bağlı olarak görebiliriz bu kanamaları. Ama yine travmaya, göze gelecek yumruk olabilir, herhangi bir kavga esnasında başka künt bir travma olabilir. Gözün ön tabakası, renkli tabakasının kanayıp arkaya geçirmesi tarzında da bir retinal kanama görebiliriz. Ama bizim en sık gördüğümüz retina kanamasının sebebi diyabet, yani şeker hastalığıdır. Peki bunu kişi kendinde hissedebilir mi? Mesela tabii ki. Retinadaki kanamayı böyle öne vuruyor mu? Retinadaki kanama hemen görmeye ve ışık geçmesini engelleyeceği için retinanın yüzeyine veyahut da retinanın önüne yayılacağı için hemen gözün önünde bir bulanıklık ve karartı olacaktır yine. Hasta bir alandan görüyorum, bir alandan görmüyorum. Sürekli bir gölge hareket ediyor veya sabit bir gölge duruyor tarzında tarif edebilir. Peki bu kanamanın olmaması için dış etkenlerden ziyade dedik ya sarı nokta veya şeker hastalığına bağlı olabiliyor diye. Bu hastalıkların önüne geçilebilmesi için göze uygulanan bir tedavi yöntemi var mı? Tabii bu tedavi yöntemlerinden en önemlisi geçmişten itibaren lazerlerdir. Yani şeker hastaları çok lazer yapıldı benim gözüme gibi ifadelerde bulunurlar. Bu eskiden beri 1980'lerden 90'lardan beri yoğun bir şekilde bugün dahi uyguladığımız yöntemdir. Retinasında bozulma olan, yağ sızdırması olan, kötü damar üremesi olduğunu gördüğümüz hastalarda bu çizme, göz numarası çizme lazerinden farklı bir lazerle gözün içerisindeki o anormal damarları, kötü damarları yakıyoruz. Bu eskiden beri uyguladığımız bir yöntem. 2000'li yıllarda çıkan artık bazı hastalarımızın göz aşısı, gözüme aşı oldum tarzında söyledikleri göz içi vurulan iğneler mevcut. Bu iğneler tabii ki hastalığın yönetimini çok değiştirdi ve geliştirdi. Eskiden çok kötü gözler ameliyat ederken biz retinada, artık bu iğneler sayesinde bu kadar yoğun zarlar, damarlar, kanamalar olan gözleri görmüyoruz. Evet, bu da çok zor, meşakkatli bir takip gerektiren yöntemdir iğneler. Ama elimizde şu anda diyabetik ve sarı nokta hastalığı olan hastalar için sahip olduğumuz tedaviler lazer ve iğne tedavileridir. Bunlar önlem amaçlı aldıklarımız. Peki bu hastalık başımıza geldiğinde, retinada bir kanama olduğunda nasıl müdahale ediyoruz, retinada nasıl iyileştiriyoruz? Retinada kanama olduğu zaman bu iğneyle açılabilecek kanamalar veyahut da lazerle açılabilecek tarzda kanamalar olabilir. Bunlar genel olarak çok az kanamalardır. Ama kanama sonrası 14 gün beklenip bu iğneler yapılıp veyahut da lazer uygulanıp açılmayan kanamalarda
artık o kanamanın yarattığı toksisite retinayı bozmaması veya retina yüzeyinde zarlar oluşturmaması için içerideki o kanın temizlenmesi, ameliyat içerisinde gözün eksik tüm lazerlerinin yapılması ve ameliyatın esnasında bitirirken bu göz içi uygulanan ilaçların uygulanması ve hastanın düzenli olarak takibi gerekir. Retina ameliyatı uygulamak genel olarak hastaların yaklaşık 2 ve 4 yıl arasında belki yanlış olabilir ama en azından benim deneyimime, benim takiplerime göre 2-4 yıl iğne olmasını engelliyor. Çünkü gözün içerisindeki tüm sıvıları, tüm o birikmiş olan inflamatuar materyalleri temizlemiş ve yepyeni işte lazerle oraları kurutmuş ve ilaçla oraları kurutmuş oluyoruz. Bir bakıma ama tabii gerek olmadan bu cerrahi uygulamak da olmaz. Yani yeni başlamış, diyabeti olmuş, hiçbir sıkıntısı olmayan birey değil de ilerlemiş diyabeti olan, kanamaları çok yoğun olan, zarları olan, bir retinasının yırtılma ihtimali olan hastalara bu artık ilaç, iğne değil de cerrahi tedaviyi öneriyoruz. Fakat bunu oldunuz diye gözünüz tamamen iyileşecek diye bir kuralımız da yok. Diyabet hastalığı orada durduğu müddetçe, siz diyabetinizi iyi kontrol etmediğiniz müddetçe tekrar iğneye ve ameliyata ihtiyacınız olabilir. Peki bu diyabet hastalığının göz üzerindeki etkilerini azaltmak için iğnelerden başka kullanılan yöntem var mı? Bunun dediğim gibi lazer ve iğne var. Başka bunlar ilaçlar dair... İlaçlar falan hani herhangi bir etki sağlanmıyor. Sağlanamaz. Bu diyabet hastalığının sürekli kronik bir hastalık olması, göz, böbrek ve kalbi direkt olarak etkiliyor olması çok önemli. Tabii ki bu göz, böbrek ve kalbin etkilenmesindeki en önemli olay sizin kaç yıldır şeker hastası olduğunuzdur. Eğer siz 15 yıldan fazla şeker hastasıysanız gözünüzde, böbreğinizde veya kalbinizde kesin etkilenme bekleriz. 15 yıldan az olanlarda genelde beklemeyiz. 15 yıldan az olduğu olan kişiler de eğer bu etkileri görüyorsak şekeri, tansiyonu, kolesterolü çok kötü gitmiş demektir. Bununla birlikte şeker hastalığının en önemli faktörü kaç yıldır hasta olmanız, şeker hastalığına sahip olmanız dedikten sonra diğer faktörler tansiyon hastalığınızın olup olmaması, sigara içip içmediğiniz, metabolik yani kontrolünüzün, diyabet kontrolünüzün iyi olup olmadığı, kadınsanız kaç tane çocuk doğurduğunuz etki yani bu organların etkilenmesinde önemlidir. Çok teşekkür ederim hocam. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bizden sonra başka bir program var da son sözlerinizi alsam sizden neler söylemek istersiniz? Size teşekkür ediyorum. Buraya gelip genel olarak halkımızı daha net bir şekilde herkese ulaşmamızı sağladığınız için. Çünkü ne kadar biz hastanede gelen kişilere anlatsak da hastane stresiyle veyahut da kendilerinin hastalık stresiyle anlayamayabiliyorlar. Buradan biz evlerine ulaşıyoruz. Evlerinin konforunda bizi dinliyorlar. Umarım onlara da faydalı olmuşuzdur ve anlamalarını sağlamışızdır. Umarım. Biraz da olsa durumun. Ama özellikle şeker hastası gibi işte böbrek hastalığı olup diyalize giren veya kalp hastalığı olan hastalarımızın gözleri açısından da böbrekleri açısından da özellikle dikkat etmesini öneririm. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de size bizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler edindik. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, bugün konuğum Özel Medinova Hastanesi Operatör Göz Hekimi, Retina Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Özgür Hakkı Konya bizlerle birlikteydi. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.